Merhabalar. Napolyon Tudor Online'da yeni bir mücadeleyle birlikteyiz. Bir tarafta Prusya, bir tarafta Osmanlı. Prusya'yı seçtik. Güzel bir şekilde formasyonumuzla birlikte. Ön tarafında nişancılar, arkada bir piyade hattı, onun arkasında onları koruyan bir piyade hattı daha. Üst üste iki piyade hattı. Arkada süvariler hazır. Rakibimize baktığımızda da süvarilerle kanattan bir pres yapma düşüncesi var gibi gözüküyor. Ve nişancılarında tecrübe puanı var rakibimizin. Bizim nişancılarda bir tane tecrübe puanı var. Ama Prusya nişancıları da bayağı iyi. Şimdi 3 nişancıyla bir nişancıya ateş etme düşüncemiz, gayemiz var. Bakalım, biraz daha yanaşmamız lazım. Şimdi savaş kızışmaya başlayacaktır. Hadi çocuklar. Yoğun atışlar şimdi başlıyor. Ve muazzam atışlar. Ve rakip süvariler, Osmanlı süvarileri kanattan bir pres yapma düşüncesinde 3 tane piyademizi ön tarafta pres baskı yapması için gönderiyoruz. Nişancılarımızı o sırada dinlendireceğiz, geriye çekeceğiz. Ve diğer kanattan da baskımızı yapacağız. Süvarilerimizi gönderdik. Osmanlı İmparatorluğu'na baktığımız zaman biraz daha disiplin, merkez bölgesinde disiplin söz konusu. Ancak hareketli ayak takımının olmayışı tabii ki Prusya'nın şarjının dinleniyor olması ileride telafi edilemez bir generalin emriyle, Prusya'yı yöneten generalin emriyle, yani benim emrimle nişancıların tekrardan devreye girecek olması, o dinlenmiş nişancıların tekrardan devreye girecek olması bayağı bir zarar verebilir Osmanlı'ya. Osmanlı piyadeleri sabit atışlar yapıyorlar. Ama bizim atışlarımız hareketli. Bizim atışlarımız hareketli. Öne sürdüğümüz tampon nişancılar dayanamadılar. Bir tane nişancı birliği dayanamadı. Diğerleri vazifelerini yapmaktalar. Süvari baskısı var. Ve Yeniçeriler hücuma geçti. Ve Prusya süvarileri General Kerem tarafından hücuma kaldırıldı ve Yeniçerilerin önünü kesiyoruz. Sabit Osmanlı ordusu hareket etmeye başladı. Yeniçerilerin hücuma kalkmasıyla birlikte ancak kanattan saldıran Prusya hücumu, hem sağ kanat hem sol kanattan ileriye çıkan Prusya hücumu Osmanlıların kontratiyede kalmasına sebep oldu. Kontratiyede kaldılar. Kontratiyede kaldılar ve iki bölge zor durumda şu an rakibimiz açısından. Yeniçeriler bayağı bir hasar aldılar. Nişancılarımızın sağlam atışlara devam. Er meydanı gümbür gümbür yine. Tüfekler patladıkça patlıyor. Rakibin süvarileri sersemledi. Piyade hattının içine girebilirlerdi. Fakat bu intihar olacaktı. O yüzden cephenin arkasına sarkmış Prusya süvarilerini kovalamayı tercih ettiler. Müthiş bir debdebe. Müthiş bir debdebe. Allah'a şükürler olsun.
İki tarafın da aslında süvariye ihtiyacı, süvari baskısı ve ardından destek sağlanması lazım piyadelerle, ama süvariler şu an tükendi. Sadece Osmanlı'nın bir süvari birliği kaldı. Merkez bölgesine Osmanlı birlikleri hala sabit bir şekilde beklerken Prusya'nın nişancıları beklemeye alındı. General Kerem tarafından dinlenmeye alındı ve piyadeler ön tarafa çıkartıldı. Bu da Osmanlı'nın merkez bölgesinin bayağı bir tefessü etmesine sebep oldu. Nişancılarımız o sırada barutlarını dolduruyorlar. Çok şiddetli bir çatışma. Ve kanattaki piyadelerimize süngü hücumuna kalktık. Süngü hücumuna kalkıyoruz çünkü yeniçeriler geliyordu. Aynı zamanda piyade atışı da var üzerimize. O yüzden süngü çekip atışların arasında kalmak istemedik. Nişancılar, mükemmel atışlarımız var nişancılıkla. Ve bir düşman süvarisi saldırıya geçiyor. Kara düzen almış birliklerimiz sağlam konuşlandılar ve arkadaki piyade hattımız bunun üstesinden gelecektir ve düşman süvarilerini geriye püskürtecektir. Prusya tüfekleri sağlam tüfekler ve tecrübeli bir generalin elindeler. General Kerem. Bu tecrübeli general Osmanlıları şu an bayağı bir çözdü. Osmanlı Paşası 4 nala cephenin gerisinde koşturmakta. Ordusunu motive etmeye çalışıyor fakat kendini kurtarmaya çalışıyor. Ancak işi zor. İşi zor. Generalimizle bir hamle yapıyoruz. Düşman birlikleri bunu fark ediyor ve kara düzeni alıyor. Ancak düşman bunu fark edince geriye çekilmek zorunda kalıyoruz. Generalimizle riskli hareketler bunlar. Ordumuzun yüzünü çevirmemiz lazım biraz daha batıya. Nişancılarımız sağlam atışlarını yapıyorlar. Güzel. Nizami ceritlerin dayanması zor. Nizami ceritler Alman nişancılarının atışları karşısında tefessüh ettiler. Bir tane nişancı birliği var fakat onun kullanması müzmin bir neticeye varamayacaktır. Yani Osmanlı nişancısı şu an müzmin bir halde savaşamaz. Bitecektir, o tükenecektir. Nişancılarımızı tekrar konuşlandıracağız. Piyadelerimiz tekrar konuşlanacak. Şu an nişancılarımızla atışlarımızı yapabiliriz. Ardından tekrar piyadelerimizi ön tarafa çıkartabiliriz. Lüzumu olursa tabii ki, ancak şu an nişancılarımız yeterli, kafidir. Rakibimiz biraz organizasyonunu kaybediyor gibi. Bunu fırsat bilerek piyadelerimizle baskımızı yapıyoruz. Piyadelerimizi ön tarafa çıkardık. Ve iki ordu karşı karşıya tekrar ve tekrar. Evet, savaşın sonuna geldik artık.
Evet, artık düşmanımız çözülüyor. Ve neticeye varıldı. Savaşın sonuna doğru artık askerlerimizi dizmeye gerek kalmadı. Atışlarımızı yaptık ve düşmanımız tükendi. Artık inşallah bir dahaki online savaşlarda dostlar görüşmek ümidiyle yine online savaşlarımız devam edecektir. Bu aşağı kalın, güle güle.